Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 29. söz, bekay ruh ve melaike ve haşre dairdir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelül melâiketu ve ruhu fiyâ biizni rabbihim. Kulir ruhu min emri rabbi. Sadakallahu azim. 9. medar. Sayfa 522 sözler. Haşr ile alakalı. 522. Sadık, masduk, musaddak olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam. Buldun Mehmet? He? 522. Ben seni şey yapayım, takip edeceksin. Buldun mu abisi? 9. medar. Peki, soruyorum. Sadık, masduk, musaddak olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın ihbarıdır. Ahireti. Peki ne anlıyor bu? Sadık anladık. Mastık nedir mastık? Mastık edilmiş, doğruluğu kabul edilmiş. Doğru. Şimdi sadık kendi içsel hali. Mastık hariçten davasına sadık olduğunu, çünkü teklif edilen şeylere boyun eğmemesi. Musaddak ne demek? Bak şimdi. Dahil olmak. Nasıl? Lugat'a baksan aynı abi. Hadi. Lugat. Bir tanesi şu. Bir tanesi içsel hali. Bu insan sadık. Şimdi bunu ahirete ait davasında neyi kullanmış? Yani kullandığı yöntem düşmanlarınca dahi davasına vazgeçmemiş. Düşmanları dahi demiş ki davasına vazgeçmemiş. Yani zaten ondan bir sürü şeyler olmuş. Mastuk tasdik edilmiş. Niye tasdik edilmiş? Peygamberlerin delili ilim değil. İlim delil değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'in hulasası Yasin, Yasin, Fatiha'da Ya Rab ilmimi artır demiyor. İlim değişkendir böyle. Ya oradan sadakat. İhtina sırata müstakim. İstikamet. Şimdi bu insan, yani bunun delili mucizeler. İlime mukabil aşağı yukarı düşük büyük orta bir seviyede olsa bile ilme karşı ilimçi var. Filozofların ilimleri de var. Adetullah uyuyor. Yani peygamberlere tabii ki yetişemez ama nevinden var yani. Harika değil. Ama mucize yok. Onun için peygamberlerin mucizesi kendilerine en büyük delil. Sadık kendisini bağlıyor. Mastuk tasdik edilmiş. Böyle bir özelliği, yani iddia etmiş olduğu davanın sadığı. Musaddak ise hariçteki düşmanları dahi Muhammed-i Lemin demesi. Bir kendi alem, bir dostları, iki düşman, üç düşmanları. Neyle? Mesela diyor ki Allah var diyor, ben peygamberim diyor, ahiret var. Delili onlar ispat etmediler. Madem peygambersin mucize göster dediler. Bu da bize gösteriyor ki onlar Allah Allah nereden çıktı bu peygamberlik değil. Peygamberlik zaten biliniyor. O zaman ne istediler? Mucize istediler. O zaman davasına bu şekilde musaddık olmuş. Tasdiklenmiş. Yaşantısıyla mucizeleriyle kafirlere ahlakıyla, yani iddia etmiş olduğu davasıyla sadık olduğuna dostlarına, sadık ise sadık kendi alemindeki içsel aleminde doyuma ulaşmış. İç aleminde
kendisi tatmin. Bir şey iddia edecek bir şahsın önce kendi doğruluğu ispatlanıyor. Evet, evet. Mesela doğru bir adam, doğruluğu etrafı tarafından da tasdik edilmiş. Muhammed'in emin değilim. Yani evet. Diyor ki ben dağın arkasında bir ordu geliyor desem inanır mısınız? İnanırız. Bu neden? Onun doğruluğuna herkes inanmış. Evet. Yani böyle bir şahsın iddia edeceği şeyi yani. Evet. Yani iddia edeceği için her taraftan doğru olduğu ispatlanmış ve evet, tasdik iddia edecek. Evet. Yani üç tane sıfat var burada. Aslında kök harfler Arapçada üçü de aynı. Sadık, mastuk, musaddak. Yapı SDK, sıdk. Ama ikisi de şey, yapısı aynı, sıdk. Birisi dedin, evet, dediğin gibi daha önce de böyle tasdik edilmiş. Sözüyle fiili bir. Güvenilir, Muhammed'il emin denmiş. İkincisi bir de yani aynı sıfatın içinde teklif edilmiş, davasını vazgeçmemiş. Geçmemiş. İkinci bir sıfat ise söylediğini yaşamış. Birincisine kendi aleminde doyuma ulaşmış. Yani kendisi tatmin. Neye benziyor? İbrahim Aleyhisselam ya haşir meselesinde ya Rabbi bana bir şey göster. Yani sen inanamıyor musun denildiğinde hayır ya Rabbi. Kalbi mutmain olmasını istiyor. Ahireti. Koca ulul az peygambere ahiretin ispatını istemiş. Ulul az peygamber yani normal bir insan değil. Dört tane hayvan, ona girmeyeceğim. Dört tane farklı sıfat demektir o. Yani dört tane farklı sıfattan itiraz gelmiş. O dört tane hayvan insanın bir sıfatını, hepsi birer sıfatı anlamlandırıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın hangi latifeleri veya hissiyatları tatmin olmak istediğini oradan anlaşılıyor. Dört tane hayvan. Şimdi tuhaf tabii ya. Diyelim ki peygamber yok. Ya dünyanın ne anlamı var ya? Ve ondan sonra ahireti kim nasıl haber verecek? Böyle bir yer var. Akılla bulunacak bir şey mi ya? Adam yer çekimi kanun buluyor, meşhur oluyor. Alternatif akımı buluyor, meşhur oluyor vesaire. İnsanın en büyük ihtiyacı. Yani elektrik olmasa da ben yaşamışım ilkokulu bitirene kadar elektrik yoktu. Bilmem ne kanunlar, ivme kanunun ben bilmeden de yaşıyordum yani. Köyde bir şey yoktu yani. Ama insanın fıtratında olan arzuyu beka, ebed arzusunu memnun edecek bir cevap yoktu. Yani peygamberler olmasa, hakikaten akılla bir düşünün hele ya. Ahiret var. Bu bir şey olur mu, böyle bir şey olur mu ya? Alıştık biliyor musun buna Yusuf? Diye diye okuyor okuyor ahiret var. He Kasım. Yani aklı beşerle bulacak şey mi yani? Nasıl bulacaksın onu? Aklı beşerle bulunmaz diyor. Ondan sonra sadık, masduk, musaddak olan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın ihbarıdır. Evet, o zatın Aleyhisselatü Vesselam sözleri saadet ebedinin kapılarını açmıştır. Sözleri. Yani alıştık bu cümleye ama şöyle bir düşündüğün zaman dünyaya geldin. Yaşıyorsun böyle. Fok balığı gibi yaşıyorsun. Patlıcan gibi yaşıyorsun. Yani ahiret gelmemiş olsa, dinler olmasa nasıl bileceksin yani? Sözleri orasını açmış. Yani şu, doğru veya yanlış. Bir şeyi attı ortaya. Fıtrata sundu bunu. Fıtrat reddetmedi bunu. Beka var dedi. Yok canım, nereden çıktı ya bu beka ya? Bize hiç uygun değil. Ve kafama yatmıyor. Yaratılışıma hiç uygun değil demiyor. Var. Yani fıtratta var yani. O bir anda her yerde olmak olan bir yerden bahsediyor. Ölüm yok artık. Dostlarınla sonsuz beraber olacaksın. Hangi fıtrat reddediyor ki? Yok canım ya. Ben yok olmak istiyordum. Yılan çıyanlara, akreplere yem olmak varken niye ben bir varlığa gideyim? Ya ben toprağa niye gireyim diyor da oradan hemen teris olayım. Yok canım, ne terisi ya? Girmek toprak varken nereye gideceğim? Diyen yok yani. Diyorsa da yalan söylüyor. Fıtratı yok çünkü. Yani o zaman sözleri ilk önce sorgulamak için attı insanın fıtratına. Bize attı. Fıtrat reddetmedi bunu. Bu sefer dedi ki yok canım, öyle bir şey yok ya, ben böyle bir ciddi bir şey istemiyorum demedi. Mucize göster o zaman. Hakikaten şöyle ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Pazara gelse Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam.
Hepiniz toplandık. Herkes toplandı. Mucize istedi bu pazar. Pazarlar mucize istedi. Şu meydanda mucize gösterse elinden su aksa veya gece yarısı dolunayda ayı ikiye bölse, herkes seyrediyor. Bir tabak yemekle pazar doysa, bir hayal et ya, orada olsan şimdi. Hayal edersen bundan keyif alırsın bu. Yoksa böyle hayal çalışmasa kuru bir şey, malumat oluyor, bir keyif vermiyor. Şimdi baktım ki pazar orada, herkesin tabağını götürüyor, koyuyor. Aynı bu tabak. Orada bir tane tahta kaşık var. Tabağını götürene koyuyor, dolduruyor. Hadi gidin yiyin. Tabağını görüyoruz kendisi. Koyuyor, gene aynı. Koyuyor aynı ama görüyoruz. Kör adamı. He? Kör adam. Gözlerini düzeltse. Ölüyü diriltse. Ha, bir tane orada babaanneni getirseler. Dün morgdaydı. Ha, bu meydanda ha. Ağacı çağırsa. He? Köpekle koysa. Yani ilk defa olduğun hayalette bu malumatından sıyrıl İsmail. Pazar meydanında olsa ne yapardın ya? Yani yanında İslamet de yok ha. Sonra dese ki ben peygamberim. Aynı böyle yapmış biliyor musunuz? Turfan'da demek ki hiç duymamışlardı. Allah Allah. Yani nasıl bir adamlara söylemiş? Sohbet ederken kenara çekilip şarjajlar işleyen adamlara. Böyle bir ortam. İşte ne diyor 25. Ha şuradaydım. Aleyhissalatü vesselam o zatın sözleri hayatıyla gösteriyor. İspat ediyor. Adam kalkamayasın diyor. Kalkamıyor. Saadet ebedinin kapılarını açmıştır ve onun aleyhissalatü vesselam kelamları saadet ebediye karşı birer penceredir. Şuraya bak. Dur da oku da dur. Sözleri saadet ebediye karşı bir pencere. Pencere ne demek? Dışarıdan seni görürler. Sen buradan bakarsın. Harici açılan bir şey. Ben size bir şahaletimi anlatmak istiyorum. Sen bugün anlattım ya. Nasıl umumi ders değil o kadar. Bir şey de anlaşılmaz böyle. Deli de demezsiniz herhalde. Başıma gelen bir hadiseyi anlatmak istiyorum size. Bu yangından sonra. Yatsı namazını kıldırıyorum evde. Yangın haletinden sonra. Tabii düşünüyor da ders çıkartıyoruz. Kasım şöyle ihtiyarsız böyle. Sanki böyle dün bütün böyle kainatı kainata yayılmış böyle bir enerji düşün. Öyle bir enerji hiçbir şey değil. Hiçbir şeye benzemiyor. Ne ses var, ne şekil var, ne gazdır. Hiçbir şey değil. Ondan sonra böyle daldım yani. Cemaat namazda kıldırdım ya. Tesbihatta oluyor. Tesbihatı başkası yapıyor. O anda bana herhalde korkmuşlar, kalp krizim geçiyor diye. Çünkü ne olduysa ben ama şöyle onu hissettim. Böyle kainata böyle bir gaz gibi bir şey. Ama şekli yok, tipi yok, rengi yok, sesi yok, hiçbir şey yok. Sonra ufaldı dünyaya girdi böyle. Ufaldı böyle geldi. Cesede girdi. Cesetten sonra bir yerde karar kıldı böyle. Ondan sonra olanı seyrediyorum ha. Baktım ki cesedin içindeyim. Çok korktum. O kadar korktum ki kilimi tuttum. Tesbihatıyım böyle. Kilimi tuttum. Yani içeride bir kuş kafes hayal et. Sen kuş ol. O kafes ne olur? İçeride hapiste hissettim kendimi. Çok dehşetli bir korku ama. Hep dışarıdayız ya şu anda. İyi ki böyle ya. Kafa yer insan ya. Denge alt üst olur. Bak hep dışarıda. Ben sizi görüyorum. Bu salondayım bak. Yusuf, İsmail'ler buradasınız. Böyle ne kadar acayip bir rahatız yani. Hep dışarıdayız. Bunlar hepsi kalkıyor. Ben size nereden bakıyordum biliyor musun? Geçmişim ha burada kafes. Ha buradan böyle göz delikleri pencere. Ağız pencere, kulak pencere. Böyle yapıyormuşum yani. O gayri ihtiyar. Karşıdaki tesbihatı dinleyenler diyor. Ne böyle yapıyordun dedi. Dedim ya
içeride hissedince kafeste acayip bir korkuyla sevgi başka bir şey ama korktum yani çok. Çok korktum böyle. Sonra da korktum acaba başka bir şey mi oldu? Yani içeride kendimi yalnız kafeste hissettim. Çok acayip. De bu vücudun şeyleri, organları delik. Buradan açıldı. Niye açıldı? Bak şöyle diyor. Diyor ki onun aleyhissalatü vesselamın kelamları var ya kelam. Söylediği sözler. Saadet ebediye karşı birer penceredir. Ya antika bir cümle ya. Söz pencere olur mu? Oradan seyrediyorsun. Kur'an sözleri pencere ya. Ondan işte bugün paylaşayım size. İçeride öyle yaşanmaz herhalde İsmail. İçeride böyle yalnız böyle sığınmışsın. Kutudan bakıyorsun yani. Herhalde böyleyiz galiba. Hakikat aynı böyleyiz. Hep dışarıda olduğumuzdan herhalde bunu fark etmiyoruz. Hep dışarıdayız. Hep Mehmet seni görüyorum, Şerif seni görüyorum. Ha böyle bak şehirdeyiz. Hey ne haber falan. Bir an bile kendi başımıza kalmak istemiyoruz. Hemen telefona elimizi sürüyoruz. Televizyona şey yapıyoruz. Hemen ne haber ya ne yapıyorsunuz hep falan. Hep dışarıda hiç bir an sessiz kalmaya, hiç dışarıda bir şeyle meşgul olmayı, unutmayı bile aklımıza bile geçirmiyoruz. Yani ne insan telefona veya televizyona veya Ahmet'e Mehmet'e gider? Bir şeyin ihtiyacı bu. Niye ihtiyaç duyuyor yani? Niye meşgul et? Niye arışta olmak ihtiyaç duyuyor? Kendisiyle barışık yaşamak istemiyor. Korkuyoruz. Çünkü korkulacak bir yerde. Dehliz Yusuf. Dehliz içerisi. Yok ki dibi. Yokun varı yani. Yok boyutunda zamansız ve mekansız bir varlık değil. Evet. Yok. Cesedin içine bir kapanmış bir ruh. Mesela bazı insan ilim mesela yani ilim tefekkür etmek için bile bir malzeme gerekiyor. Bu da ilimdir değil mi? Evet. Ve o ilimle sen düşün ki hangi boyutlarda geziyorsun? Ya. Yani pencereler ne kadar büyüyor. Öyle ya, değil mi? Evet. Ama ilmi olmayan insanın hiçbir şey. O penceresini, o kendi kendini hapsediyor. Hapsediyor derken işte bu tipler ama çıkmıyor. Ama Resulullah işte o pencereleri açmış. Yani aslında kapıyı o açmış bize. Yani o demin dediğin mesela evet. O olmasa zaten insan dedin ya ne yapacaktı, nasıl yapacaktı? Dar kapsamlı bakıyorsun. Ne yaparsan yap, neticede ölüme gidiyorsun ve yokluğa gidiyorsun. Bu insanı zaten perişan ediyor. Şeyde daha önce pazar dersinde onu paylaşmıştım, o da güzel bir şeydi. Ama o ev yangından önceydi. Gece işte kalktığım zaman balkonda evrak bir şey okuyorsun böyle. Karşıki taraf biliyorsunuz bu iniş çıkış ya köyümüz. Kusuminat ve Venek tepesi. Işıklar yanıyor. Buraya baktığım zaman nazarım, şu an enerjim, fikrim gitti, geri geldi. Rahatladım yani. Orası o. O yol, o sokak lambası. Orası Venek, o Suminat vesaire. Yani bana dehşet vermedi. Bir de semaya şey yapardı. Allah Resulü galiba sıkıldığı zaman semaya bakarmış. Mutlu olduğu zaman yere bakardı. Tersi de olabilir ama öyle hatırlıyorum. Gece semaya baktığım zaman pek bakmayın yani dedim ya. Nazarım gidiyor fakat karşıki Suminat'tan geri gelir gibi bir özelliği yok. Galaksilere, samanyoluna nazarım gidince böyle semaya onun dibi de orası. Geri gelmeyince korkunç bir boşluğa itildim gibi hissettim ben. Hani bayağı insan korkuyor ya böyle. Anlıyor musun böyle feneri tutarsın niye orası gözüküyor? Oraya lamba vurunca orası ortaya çıktı. Şimdi düşün ki farı vuruyorsun dağdan karşıya. Dibi yok yani. Bir yer gözükmüyor. O zaman insanın hissiyatı, fikriyatı boşluğa düşünce boşlukta hissediyor. Şimdi bir de düşün dediğin gibi Allah ve ahiret yok insanın aleminde. Yani beni bu çok etkiliyor. Diyor ki onun sözleri saadet ebedinin kapılarını açmış. Bir de
saadet ebedinin ebediye birer pencere olmuş. Başka bir yerde diyor ki Mesnevi'de, kalp pencere, kalp bir pencere, vicdan nezare seyrediyor. Oraya bakıyor. Şu andaki bu derste sohbet var ya, sohbet. Sohbet ders arkadaşı demek. Başka sohbetin anlamı ne? Kendi haleti rüyelerini, istinbatlarını, feyizlerini, ilimlerini paylaşmak demek. Bir insana verebileceğin Kasım en güzel iyilik kendin oluyorsun. Muhatap alıyorsun, 10 dakikanı veriyorsun. Ondan daha büyük değerli bir şey olur mu? Altına benzemez ki. Senden bir şeydir altın. Ama sen 10 dakika muhatap oluyorsun. Kendini veriyorsun yani. Ama biz bunu bilmiyoruz, biliyor musun? Şu anda en çok sevdiğim birisi kabirde. Hadi bir dakika onunla görüş, hadi. Birbirimizin kıymetini ancak böyle birbirimizi tatmin et, yalnızlığımızı giderdiğinden anlıyoruz. İnsan dehşete kapılıyor ya. Seni anlayan kimse yok ya. Pazarın içindesin ama yalnız hissedersin ya. Evet, onun eşi olanlar, eşi mesela yaşlıların eşi ölünce ya, hep onu anlatıyorlar mesela. Keşke olsaydı demiş, iki muhabbetini yazsın. Ya ya. İki... Yani o farkı fark ediyor o zaman. Bu Resulullah'ın sözleri pencere ve... Mutala ediyoruz ha, kusura bakmayın, niye okumuyorsun değil, değil mi? Ebedi hayata, başka yerde de ubudiyeti diyor, bunun farkı nedir? Şimdi mesela, Allah razı olsun, sözleri dimağa pencere oluyor. Hemen şöyle diyeyim, ubudiyet fikir ve düşünce, ilmin karşılığı değil. Amel. Amel nedir? Kalbin ve isim temayülatından çıkar diyor Rutbe-i Şami 77'de. O zaman sözleri ile fiilleri farklı şey. Fiil şeyden çıkıyor, vicdandan çıkıyor. Çünkü iradenin vazifesi ibadetullah. Sözleri ise saadeti direkt akla vahiy geliyor. Kalp kabul edince kalbe pencere açıyor. Yani fiilleri vicdana pencere oluyor. Sözleri kalbe pencere oluyor. Vicdan kalp aynı değil mi o zaman? Değil. Şöyle düşün. Ayağa kalktım. Şimdi ben ayakta duruyorum. Nasıl dururum? Bir ayağım var. Bir tane bir ayağım var. Kalp olarak düşün belden yukarı. Bir ayak vicdan. Makesi vicdan. Makesi hissiyat. Öteki ayağı mazar hissiyat. Vicdan. Makesi efkar dima. Yani kalbin iki tane veri tabanı var. Bir tanesi vicdan, bir tanesi dima, kafa. Bilim de bir de pencere açıyor sana. Evet, açıyor. Görmeni sağlıyor. Ubudiyetiyle onun vücudunu gösteriyor. Yani Allah'ına diyor ki, Peygamber yani, ibadeti ahiretin vücuduna, yani ahiretin yaratılmasına, cennetin yaratılmasına evet, diyor ya. Vesiledir, evet. Vesiledir diyor. O yaratılmasına vesile. Çünkü ibadet ediyor, o ibadetin karşılığında bir yer olacak. Ama bu da sözleriyle sana bir pencere açıyor, ahirette evet, pencere açıyor. Cennemi gösteriyor. Fiili kendisini o zaman. Sözleriyle. İlim olarak hani diyor ki ilme yakın olarak. Evet. Sözleriyle tefekkür, fiilleriyle hissiyat. Fiil, hissiyat. Çünkü vicdana ait. Yani insanın fiiliyatı dimadan çıkmıyor. Eğer kafadan fiiliyat çıksaydı her alim, her bilen bildiğini yapardı. Vicdanda dört veri tabanı var. Soğan kabuğu gibi düşün. Dışarıdan içeriye doğru. İrade. Neticesi ibadetullah, fiil. Gir içeriye, zihin, marifetullah. His, muhabbetullah. Latife-i Rabbani, müşahadetullah. Ha, fiil deyince doğru, elini hemen vicdana koyacağız. Sözleri ise dima ait. Fiil sözleriyle saadet ebediye baktırıyor. Ubudiyetiyle saadet ebedinin anahtarını açmış, yolunu göstermiş. Ne yapıyor peki? İbadet edince eğer haşa, ahiret olmasa, biz böyle eften püften fiil yapsaydık, ibadetten ortaya çıkan halet Yusuf olmazdı. Böyle bir rahatlama oluyor, bir insana bir güven oluyor. Sonra bir daha okuyayım şurayı. Onun kelamları saadet ebediyeye karşı birer penceredir. Zaten bütün enbiyanın aleyhisselam icmanı ve bütün evliyanın tevatürünü elinde tutmuş bütün kuvvetiyle bütün davaları tevhid ilahiden sonra şu haşir ve saadet ebediye noktasında temerküz ediyor. Çok ilginç. Bak. Bir insanın doğruluğunu gösteren birkaç tane şey yaptık. Bir,
söylediğini yaşaması lazım dedik. Sadık, masluk, musadak. İki, iddia ettiği davayı fıtrat reddetmemesi lazım. Üç, sözleri. Dört, fiilleri bize pencere olacak. Şimdi başka bir şey de söyledi. Şimdi bir ağacın canlı olduğuna delil ya meyvesi ya kökü olacak. Mesela ağacın meyvesi, yaprağı yok ama kesilmiş, pudanmış. Kökü sağlamsa çıkar. Çıktıysa canlıdır. Şimdi diyor ki diğer peygamberlere dayanıyor. Onlar bundan haber etmiş. Biz bunu fazla bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Meyvesi diyor ki bak Kasım, bütün evle enbiyanın icma, tamam. Bütün peygamber ittifak etmiş ama biz bunu takliden kabul ediyoruz. Ama bizim şahit olduğumuz şu. Bütün evliyanın tevatürü elinde tutmuş. Şu. Ağaç canlıysa meyvesi veya yaprağı var. Meyvesi ve yaprağı canlıysa bunun, bu ağaç canlı mıdır, değil midir şüphe edilmez. Edilir mi? Yok, netice var. Şimdi gözümüz önünde evliya, ya büyük zatlar, Geylani, İmam-ı Rabbani, Gazali Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri, İmam Azam, hatta gel buraya kadar, pazara kadar, böyle kamil insan, iyi adam, temiz adam, dürüst adam dediğimiz kimler var? Bak bakalım, dinin özellikleri var. Eğer bir Müslüman'da o özellik yoksa o sıfatlar yaşamıyor. Bir kafir de, bu solcu da olabilir. Güzel bir sıfatı var bu köy, şeyde, pazarda. Bak bakalım, Allah'ın methettiği bir sıfattır. Yani eğer din haşa yanlış olsaydı onların meyvesi olan bizler burada olmazdık. Bak buradayız, huzurluyuz. Biz mi tasdik ediyoruz? Tasdik ediyoruz. Yaşayarak. Evet, bu din doğrudur. Çünkü ben bunun neticesini alıyorum. Huzurluyum, mutluyum. En azından doğru olsa da olmasa da, haşa, ahiret olmasa da ben dünyada mutlu olmama vesile oluyor ahiret inancı. Yani dünyamı tanzim ediyor. Bu haramdır. Bu doğrudur. Ayıptır, günahtır, olmaz gibi kavramları bize olgunlaştıran, anlamlandıran imanı bil ahirettir. Ahiret inancı kaldır. Haram niye olsun ki? Niye haram olsun ki? Ahirete inanmıyorsa, yemiyorsa, çalıp çıkmıyorsa ahmaktır. Ahiret yok ki adamın aleminde. Niye yemiyor ki? Ha, o zaman biz madem Allah ve ahiretle ümitliyiz, onlar gibi kabir dehşetini değil, en azından tatlı bir korku var. Ne yapacağız hesapta? Ama ümitliyiz. Ve bazı derslerde, bazı namazlarda zevk alıyoruz. Huzur duyuyoruz. Biz bunun meyvesiyiz. Bunu teyit ediyoruz biz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tasdikçileriyiz. Zaten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tasdikçileri anlamına geliyor. Eşheden la ilahe illallah. Zaten Yahova şahitleri üç dinden hulasa etmiş. Ben okuduğum için söylüyorum. Onlar nereden kaynaklanıyor diye. Yahova şahitinin manasını da söyleyeceğim. Yahudiliği, Hristiyanlığı, İslamiyeti harmanlamış. Böyle bir şey öğreti kurmuş. Yahova şahitleri de Eşhedü'den alınmış. Ben şahadet ederim ki Allah var, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun peygamber elçisidir var. Şahadet ederim. Yahova şahitlerin, Yahova'nın şahitleri, Muhammed'in şahitlerin gibi onu öyle çevirmiş. İsmini oradan almış İsmail. Bak ismi bile. Şahitleri, Yahova'nın şahitleri. Onlar bitindi. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği davanın Turfan'da ve tazesi bizde var. Teyit ediyoruz. Yani namaz kılarak huzur buluyoruz. Derse gelerek en azından sıkıntımızdan kurtuluyoruz. Yani güven doğuyor. Ahireti ötekiler gibi dehşete almıyoruz. Bu en azından haşa haşa, yüz bin defa haşa, ahiret olmasa bile netice itibariyle biz dünyada rahatız. Dünyamız cehenneme çevrilmiyor. Hazreti Ali'nin. Neydi? Dur şu araba sesi geldi de. Eski derslerinde söylerdim. Hatırlayıp gelmedi herhalde. Neydi o? Hani soruyorlar ya, bu kadar ibadet ediyorsun, bu kadar işte gayret gösteriyorsun. Ya ahiret yoksa? Ahiret yoksa.
Demiş ki yani ben ahiret olmasa bile yaptığım doğru demiş yani. Bu dünyada olması gereken bu. Ya varsa hem dünyada hem de ahirette kazanacağım demiş. Yani ya yap, yoksa, evet, ya yoksa sence? Ya varsa o zaman sen ne yapacaksın? Evet. Yani ben diyor bunları yaparak bir zarar görmüyorum. Tam tersine dünyayı, hayatımı anlamlandırıyorum. Deme, yap yapma. En azından kabir ve o dehşetinden kurtuluyorum psikolojik olarak. Diyelim ki ahireti, kabire girdim. Baktım ki hakikaten dediğim yanlış. Yok çıktı. Sen niye vara inandın diye. Yokluktan ceza veren yok. Yani benim devam yanlış çıkmasa da zarar ihtimali yok. Ama doğru çıkarsa sonsuz saadet. Yahudi veya inkarcılar dese ki ahiret yok. Dünyada da karın yok ki. Ne oldu yani? Allah ve ahiret yok deyince karın şu. Sabah namazına kalkıp namaz kılmadın. Oruç tutmadın. Oysa hepsi sağda şey. Peki öteki tarafı düşün. Yani Allah ve ahiret aleminde yoksa dünyadaki bela ve musibet, çocukların ölümü, yani kaza ve kadere iman etmeyen bir insan nasıl yaşıyor diyor der Risale'de. Nasıl intihar et? Diyelim ki girdin kabire. Dedin doğru çıktı, ahiret yokmuş. Karın var mı? Yok. Ya dedin yanlış çıkarsa? Sonsuz felaket. O zaman bir dava ki doğru çıkarsa karı yok, yanlış çıkarsa sonsuz felaket. Bunun tam karşıtı olan İslamiyet, yanlış çıkarsa hiç zararı yok, doğru çıkarsa sonsuz saadet. Akıllı ol da biraz. Ne zorunuz var diye o yola giriyorsun. Bakacak bir şey ya. Ne zorun var da bakalım. Hay ibadet yapma ama inan yani. Gene karı var ya. Ne kim? Ben ne zarar ettim ki bu senin? Kim zarar etti ki? Oruç tuttum, zarar mı ettim? O kadar ya. Şimdi devam edeyim. Zaten bütün enbiyanın aleyhisselam'a buraya okuduk. İcma var. O dedi haber veriyorlar peygamberimizden. Ha biz bunu taklidi kabul ediyoruz. Öteki söyle değil ama bütün evliyanın tevatürü elinde tutmuş. Bütün kuvvetiyle bütün davaları tevhid ile, yani biziz diyor. Tevatür yani ta alt mertebeye kadar. Sağlam. Sağlam haberin anlamı nerede? Sende sağlamın delil, sende sağlamasını yapmışsın. Sağlam. Bakayım ahiret var mı? Ahiret, Allah var mı? Yani olmasa bu oruçlar, namazlar, bu derste keyif vermez ki ya. Tevhid ilahiden sonra şu aşir ve saadet noktasını temerküz ediyor. Ben böyle bir iki hafta bir ateistle beraber kaldım. Koğuşta. İşte nasıl olduysa 64 yaşında çok eski kaşar, kaşarlı dinsiz şeyler, uğur mumcularla yatmış, bilmem ne yapmış böyle bir adam. Aynı koğuşta kaldım. Hücrede. İki hafta. Ama nasıl bir dinsiz. O dedi ki Muhammed dedi diğer kitaplardan topladı dedi. Gündüz tabii konuşuyoruz. Kızdığı zaman hemen yatağa geçiyor. İki saat konuşmuyor benimle. Kızdığında da Yusuf şey hani böyle bak şimdi. Muhammed dedi diğer kitaplardan toplamış dedi. Oturdu dedi. Ondan sonra aynı şeyleri söylüyordu. Geçmiş dedi. Diğer kitaplardan hangi? Diğer işte Babil, Asurlardan diyor. Peygamber demiyor. Peygamberliği kabul etmiyor. Asur, Babil bilmem ne Lidyalılardan şuradan buradan toplamış. Nereden anladın dedim öyle yaptığını. Aynı şeylere benziyor dedi. Yani diğer peygamberle Asurlular, Lidyalılar zannediyor. Dedim lan hangisi benziyor dedim. Ya niye ben iş abi? Yok dedim acelemiz yok. O koştu oturuyoruz sohbet ediyoruz. Çay içiyoruz. Mesela hangi sözleri dedim o. Asurların dedi bilge insanlarına peygamberlere bilgi diyor. Bilge insan hangisi? Ya dedi ki diyor ben peygamberim o da öyle dedi diyor. Bak ne kadar benziyor öyle değil mi dedi. Hakikaten benziyor dedi. Şimdi ahiret var dedi. Benzemiyor mu dedi. Bu da ahiret var diyor. Hakikaten benziyor dedim ya. Başka ne benziyor dedi merak ettim. Allah var dedi ya. Hakikaten o da benziyor dedim. O da söylüyor. Ha tamam dedi. Sevindi. Dedim ya. Muhammed aleyhissalatü vesselam bu dedi. Muhammed peygamber olması için dedim. Geçmişten daha orijinal, hiç geçmişle alakası olmayan bir şeyi söyleyince mi peygamber olacak diye. Şimdi bu dedim onun aynı kaynaktan ders aldığını göstermiyor mu? Allah var, tabii ki var diyecek dedim. Bu da aynı şeyi söyleyecek. Yani ahiret var dedim. Aynı şeyleri söylemesi farklı zamanda gelmiş, farklı toplumda gelmiş,
okuma yazması yok. Ama aynı şeyi söylüyor. Yani geçmişte bir dedim bilge insan, peygamber demiyor da, bilge insan Allah var deyince bu ne diyecek ya, Allah yok canım. Farklı ne diyecekti ki? Bu neyi gösteriyor? Kaynağının tek olduğunu gösteriyor. İnkarına değil, tam tersine aynı şeyi kaç kişi tasdik ediyor. Peki o senin söylediğin bilge insanlarda yalan var mıydı dedim. Sence dedim Muhammed'de ya yalan var mıydı dedim. Bilinen. Ondan sonra yalan, bildiğimiz yalan. Var dedi. Allah olmadığı halde Allah var dedi diyor. Öyle diyor tabii. Yani insani ilişkilerde var mı kandırdı? Malını vermedi. O yok dedi. Zaten en büyük özelliği ol dedi. Onunla herkesi çekti diyor. Dedim ki madem Allah yok, haşa, ahiret yok, peygamber değil. Bu adam niye bunun uğruna ömrünü versin? Zaten ahiret yok. Dedim ya kafa olmaması lazım. Niye her şeyini feda etsin ki? Hiç uğruna. Kendisi inanmadığı, uydurduğu bir şeye. Satranç sürmesi lazım. Ondan sonra. Yani hatta dediler ki sana şunu verelim. Daha ondan vazgeç. Ya dur ya nereye götürüyorsun dedi ya. Ondan sonra kızdı gene. Gidiyor. Yaşlı ya biraz da. Yani aynı şeyleri, tabii ki aynı şeyleri söyleyecekti. Unutmuş insan ama ispatı farklı. Ötekisi İsa Aleyhisselam ölüyü diriltti. Ahirete ispat etmekte. Bu parmağından su akmasıyla ispat etti. Şimdi nereye gidersen git Müslümanlar aynı şeyi söyleyeceğim. Sen yok diyorsun dedim. Kore de başkanı da yok diyor dedim. İkiniz aynı şeyi söyleyince yani bir tanesi yanlış mı olması lazım? İkiniz de yok diyorsunuz. Fidel Castro o da yok diyor. Sen de yok diyorsun. Yani yok. İkisi aynı şeyi söyleyince dedim o zaman ha diyorsun ki sen onun taklidi diyor. Yanlış mı şeymiş söylemiş oluyorsun kendince. Böyle bu şey acemi mi gitmişti? Saadet noktasında onlar saadet ebediyede ve tevhidde icma ediyorlar. Farklı zamanda gelmesi. Bak buna bir şey diyemiyor. Peki dedim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmiydi de hani o cahil diye. Peki şöyle olabilir mi? Kütüphanede oturdu. Hani böyle yapıyorum. Kütüphanede oturdu. Ey ashabım, ey delikanlı, ey bana hizmetçi edenler. Sen Asurlara git kütüphanesine. Sen Babillerin kütüphanesine. Sen Lidyalılara. Sen Roma'ya, sen Bizans'a. Kütüphanelerine git. Geçmişteki bilge insanlardan özelliklerini ne iddia etti? Raporla bana. Kendi kütüphanede oturuyor. Bütün kütüphane görevliler emrine çalışıyor. Lidyalılar bir dosya getirdi. Asurlar bir dosya getirdi. Bizans bir dosya getirdi. Getirdi. Ha bilge insanlar ne şey yaptı? Karma yaptı yeniden yazdı. Böyle mi? Karma peki dedim okuma yazması olmadığını sen söylemiyor musun? Ya dedi Allah dedi ya. Hakikaten peygamber olsaydı dedi cahilden getirir miydi dedi. Ümide bir şey denizsin de söyleyeceğim ondan sonra ben devam edeceğim dersime. Dedim ki eğer dedim okuma yazması ve ilmi olsaydı demeyecek miydin ki bu o yazdı. O yazdı. Ama şimdi dedim o yazdı diyemiyorsun. Yazdırdı bilmiyordu. Peki onlar demeyecek miydi ki yazanlar? Ya Muhammed ben peygamberim Allah var Kur'an Allah yazdırıldı. Ben yazdım diyecek de yanındaki adam demeyecek mi? Niye ahmak olsun ki Muhammed Aleyhisselam yanındakine yazdırmışsa o yazıyorsa der daha ben yazdım. Muhammed'e vahiy gelmedi. Ben uydurdum bunları. Ben Babiller, Asurlardan bilgi toplamıştım. Ben buna malumat verdim. O da bunu bana bize yazdırdı. Yanındaki derdi. Niye canının namusunu her şeyi versin? O da şeyin aynı davayı iddia ediyor. Her şeyini feda ediyor. İnsan her şeyini feda eder mi bir yalan uğruna? Yalan konuştuğumu ben biliyorum. Yalan uğruna ben şey yapar mıyım ya? Yemin bile etmem. Niye 3 gün oruç tutacağım? Hadi ettim. O kadar şeyim. Her şeyimi niye feda edeyim ya? Dedim bir tane şöyle olmuş dedim. Sana bir şey söyleyeyim. Adam bir tanesi dedim. Eski dedim kızçılarını gömerler mi görmezler. Arap dedi böyle cahildi dedi. Vardı dedi. Tamam. Peki adam geldi. Ya Muhammed eskiden ben çocuğumu gömdüm. Cahil döneminde. Canlı canlı. Şimdi sen hayal et orada ol dedim. Seyret. Adam geldi diyor ki sen peygamber misin he? O zaman Allah senin dediğini yapar. Ben geçmişte bu hatayı yaptım. Çocuğumu gömdüm. Gel dua et de dirilsin.
Eğer dedim kendisi uydursaydı bu dini demeyecek mi elini böyle? Ya öyle ama işte aslında şöyledir de işte cennete gidince tevil etmeyecek mi yani? Değiştirmeyecek miydi? E ne yaptı dedi? Gel oraya gidelim dedi. Sonra ne oldu dedi merak ediyor. Dedim herkes gitti dedim. O adam böyle deyince bir mecliste oturumdaydı. Ona oturum diyorum. Sohbet anlamaz. Oturumdaydı kalabalık. Böyle deyince bir tanesi. Kızım gel oraya gidelim dedi diye. Ne oldu sonra? Gittiler dedim. Hepsi yalan mı konuşacak oradakiler? Hadi yalan üzerine niye canını versin? Niye icret etsin? Çoluk çocuğunu, bütün servetini Mekke'de bırakıp Medine'ye gidiyor. Ya biz davamız uğruna neyi feda ediyoruz? Hepsi gitti mezarlığa. Bağırdı. Ya falan herkes duymuş dedim. Hadi bu yalan söyledi. Oradakiler de mi yalan söylüyor? Biz sen mi doğrusun? Peki ne yapması lazım? Evirip çevirip devirmesi lazım. Tamam öyle de yani git şimdi gitme gerekiyor. Ya gel gidelim bu kadar rahat nasıl gidiyor dedim. Kendi uydurduğu aşağı bir din olsa. Nasıl rahat gidiyor ya? Sen bana desen ki Şerif. Ya şunu yap. Parmağına su aksın. Gel benim çocuğum diyor. Ya öyle ama işte ya böyle aslında imanı kaybıydı falan. Tebil edeceğim. Hadi gidelim diye cesaretim olur mu? Olmaz. Temel ki acaba şu kuvveti sarsacak bir şey var mıdır? Yani bir, sadık. İki, söylediğini yaşadığını yanındakiler şahit. Üç, daha önce İslam'dan önce de musaddık yani sözleriyle doğru sözlerini olduğunu düşmanları söylüyor. İki, fıtrat onun sözlerini reddetmemiş. Üç, bütün geçmiş peygamber. Dört, bütün gelecek evliyalar veya sen fıtratında, yaratılışında İslam'a uyduğun kadar aleminde teyit ediliyor. Lezzet alıyorsun, rahatlıyorsun. Beş, geçmişteki peygamberlerin şeylerini insan bu asırda da onlara biraz da girdim şimdi girmeyeceğim. Mesela benzerleri çıkıyor. Haber vermiş sözleri, mucizeler. Acaba şu 5-6 tane kaideyle şu kuvveti sarsacak bir şey var mıdır? 10. sözün 12. hakikati şu hakikati pek zahir bir surette göstermiştir. Ahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin.